Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Ağustos ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, Ağustos sizin ayınız. Bu ay doğmuş olabilirsiniz. Doğum gününüzü şimdiden kutluyorum. Mutlu ve başarılı bir yıl diliyorum size. Evet, güneş 23'üne kadar aslan burcunda parlayacak. Sizin de enerjiniz, motivasyonunuz, yaratıcılığınız artıyor bu dönemde. Merkür burcunuzda ayın 19'una kadar retro, 19'undan sonra da ileri harekete dönecek. Ve burcunuzda çok önemli bir tutulma var. 11 Ağustos'ta Aslan Burcu'nun 18 derecesinde yeni ay ile beraber güneş tutulması yaşayacağız. Son 2 yıldır burcunuzda tutulmalar meydana geliyor 6 ay aralıklarla. Bu da yaşamınızda kademe kademe bazı değişimler getiriyor, yenilikler getiriyor. Bu tutulma da bunlardan birisi ve önümüzdeki 6 ayı da önemli ölçüde etkileyecek, şekillendirecek. Doğum haritanızdaki kişisel gezegenlerinizin yerleşimlerine göre, derecelerine göre bu tutulmalar sizin yaşamınızda dönem dönem önemli etkiler getiriyorlar. Başlangıçlar getiriyorlar ve kadersel etkiler bunlar. Ve önümüzdeki en az 8-9 yılı şekillendirecek bazı önemli kararlar verebilir, yenilikler yapabilirsiniz. Bu tutulmada özellikle doğum gününüz sevgili aslanlar, ayın 7'si ile 15'i arasındaysa, 7-15 Ağustos arası doğum gününüz varsa bu tutulma sizin için çok önemli bir tutulma. Bu tutulma enerjileri yaşamınızda bir kapıyı açabilir, bir kapıyı kapatabilir, hayatınıza yeni kişiler getirebilir, bazı insanları hayatınızdan çıkarabilir ve önemli zihinsel anlamda da farkındalık seviyenizde de önemli sıçramalar, değişimler meydana getirebilir. Doğum haritanızı şu ana kadar hiç inceletmediyseniz, böyle bir tutulma sırasında en azından ben bir kez de olsa kişisel doğum haritanızın detaylı incelenmesini ve önümüzdeki süreç için nasıl etkiler aldığınızı öğrenmenizi dilerim. Muhtemelen bu tutulma döngüleri yaşamınızda gerçekten önemli değişimler getiriyor veya getirmekte. Ya da siz bu değişimleri hissediyorsunuz veya çoğu zaman enerjileri hissediyorsunuz da ne yapacağınızı çok bilemiyorsunuz. Bazı karışıklıklar da olabilir çünkü gökyüzü gerçekten bu yaz oldukça karışık. Retro gezegen etkileri, ardı ardına gelen tutulmalar. İşte böylesi bir zamanda astrolojinin rehberliğinden yararlanmak sizin için çok önemli olacaktır. Doğum haritası danışmanlığı için her zaman danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Linki tıklayarak ayrıntılı bilgileri izleyebilirsiniz. 0507 607 5017 WhatsApp danışma hattımız. Oraya da yazabilirsiniz. Veya başka bir uzman astrologdan da tabii ki danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. En azından hem kendi haritanızı öğrenecek, kendinizle ilgili bir bakış açısı kazanıp bir farkındalık edineceksiniz. Hem de bu önemli dönemde ileriye dönük de olsa bir öngörünüz olacak. Evet sevgili aslanlar. Şimdi bu güneş tutulması kişisel olduğu kadar tabii ki toplumsal alanlarda da çok önemli etkilere sahip. Her şeyden önce bir güneş tutulması yeni ay etkisi taşır. Diğer yeni aylardan ayrılan yanı bir aylık değildir bu. En az 6 ay gündemde kalır. Ve dönem dönemde gökyüzündeki transit gezegenler bu tutulma derecelerini tetiklediğinde bu tutulmanın etkileri hayatımıza yansır. Ağustos ayı bu anlamda önemli ve önümüzdeki özellikle Kasım ayı yine tutulma enerjileri güçlü olarak tetiklenebilir ve 2019'un Ocak ayında yine bunları güçlü bir şekilde hissedebiliriz. Şimdi bu tutulma kendimizle ilgili önemli bir farkındalık ortaya çıkarabilir. Kariyerimizle ilgili başlangıçlar olabilir. İlişkilerimizle ilgili önemli kararlar verebiliriz. Çünkü Mars uzun süredir ilişki evimizde hareket ediyor ve Kasım'a kadar da aslında buradaki hareketini sürdürecek. Demek ki ilişkilerimiz önemli ölçüde gündemde. Partner ilişkileri özellikle, evlilik gibi konular, işbirlikleri gibi konular birinci derecede etki alıyor. Bu tutulmalarda bunları çok fazla tetikliyor. Uranüs baskısı almaya başladık sevgili aslanlar. Bu da bazı değişimler konusu bizi daha fazla dürtüklüyor. Biraz da baskı yaratıyor ya da çoğu zaman kontrol dışı dışarıdan gelecek, hani kendi dışımızda gelişen olaylarla karşılaşabiliyoruz. Bu etkiler de gündemde. Mars-Uranüs dik açısının da etkisi gündemde olacak. Aslan Burcu'ndaki güneş tutulmasının ayrıntılı bilgileri için size bir video hazırladım. Lütfen güneş tutulması videomuzu linki tıklayarak izlemeyi unutmayın. Altınıza da kişisel yorumlarınızı yazabilirsiniz. Evet, 7 Ağustos'tan sonra Venüs Terazi Burcu'na geçecek. Ağustos'un güzel gelişmelerinden birisi bu. Venüs Terazi Burcu'nda çok güçlüdür, kendi burcudur. Ayın son geri kalan bölümünde de Venüs Terazi'de olacak. Üçüncü ev alanınızda olacak. Özellikle kardeşleriniz, akrabalarınız, komşularla ilişkilerde daha hoş, daha yumuşak etkiler getiriyor.
keyifli bir gezi, bir seyahat de planlayabilirsiniz. Venüs'ün o güzel desteğiyle beraber, belki bu tutunma enerjileriyle beraber bu da hayatınıza girebilir. Yurt dışı bağlantılı konular da gündemde olabilir. Ayın 13'ünden sonra retro Mars o Kova burcundan ayrılıp Oğlak burcunun son derecelerinde retrosunu sürdürecek ve ayın 27'sine kadar Mars Oğlak burcunun son derecelerinde retro yapacak. Bu dönemde biraz günlük hayatınız, iş konularına dikkat edin. Sağlık konuları biraz zaman zaman zorlayabilir. 27'sinden itibaren ise artık Mars retrosu düzelecek. Bu bizi rahatlatacak. Ayın 19'una kadar Merkür retrosu devam ediyor. Merkür retro olduğu süreçte tabii ki zihinsel olarak biraz daha böyle durgun olabiliriz. Ya da kararsızlıklar yaşayabiliriz. Ya da geçmişe ait konular zihnimizi daha fazla kurcalayabilir, meşgul edebilir. Mars'la retro, belki de geçmiş ilişkilerle ilgili gerçekten sorgulamalar yapıyoruz. Ya da süre gelen ilişkilerimizdeki, ilişki dinamiklerimizde karar vermekte zorlanıyoruz. İşte bunlar, bu etkiler 19'una kadar daha yoğun. 19'undan sonrası Merkür düzelecek. Dolayısıyla daha rahat hareket edebilir, daha iyi karar verebilir, zihinsel enerjimizi iyi kullanabilir ve iletişimlere de bunu olumlu yansıtabiliriz. 11 Ağustos'taki güneş tutulmasının etkisiyle hemen hızlı kararlar vermeyelim. Çünkü tutulma sırasında da Merkür retrosu devam edecek. Ama ayın 19'undan sonra Merkür retrosu düzeliyor. Bu da demek oluyor ki 19'undan sonra harekete geçersek, bir karar verirsek, adım atarsak ya da bir ilişki konusunda, bir anlaşma konusunda en azından fikirlerimizi paylaşıp harekete geçersek işlerin daha hızlı ilerlemesini ve kendi yararımıza daha olumlu sonuçlanmasını bekleyebiliriz. Ayın 23'ünde Güneş Başak Burcu'na geçiş yapacak. Evet, ayın 23'ünden itibaren bir aylık süre boyunca 23 Eylül'e kadar Güneş para evinizde olacak, parasal konuları aydınlatacak. Ve bu geçişin hemen ardından Güneş burada Boğa Burcu'ndaki Uranüs ve Oğlak Burcu'ndaki Satürn'le güzel bir üçgen açı oluşturacak. Ayın 23'ü ile 27'si arasında özellikle bu toprak üçgenini hissedebiliriz. Güçlü bir açı. Her zaman da oluşmaz böyle bir açı sevgili aslanlar. Parasal evlerinizi daha fazla etkiliyor. Yani iş, çalışma, para, kariyer konularına daha fazla vurgu yapıyor. Parasal anlamda önemli bir alışveriş yapmak olabilir. Bir parasal bir yatırım olabilir. Ya da parayla ilgili bir konu olabilir. İşte bunlar için ayın 23'ünden sonraki koşullar daha uygun. Yani bu daha somut sonuçlar alabileceğimizi, en azından daha güvenli olabileceğimizi, kendimizi maddi anlamda daha güvende hissedebileceğimizi, kişisel değerlerimizi, yeteneklerimizi daha verimli kullanabileceğimizi işaret ediyor. Ayın 26'sındaysa Dolunay var, Balık Burcu Dolunayı. Sevgili aslanlar, Balık Burcu sizin 8. eviniz. Yani parasal kaynaklarınızı etkileyen bir evde oluyor. Özellikle eşten gelecek kaynaklar, ilişkilerden gelecek parasal kaynaklar, işbirlikleri ya da prim, ikramiye, sigorta, miras, nafaka gibi hani çalışmadan gelebilecek bazı kaynaklara işaret ediyor ki bu Dolunay sırasında yine o toprak üçgeni, Venüs, Satürn, Güneş arasındaki üçgen etkin gökyüzünde. Demek ki parasal olarak parasal kaynaklarla ilgili bir etki var. Yani bir arzu ettiğiniz bir krediyi alabilirsiniz. Eşinizin parasal kaynaklarında güzel bir gelişme olabilir. Örneğin ya da beklediğiniz bir miras olayı vardır, bir nafaka konusu vardır, bir sigorta mevzusu vardır. Yani bununla ilgili bir konu sonuçlanabilir. Çünkü Dolunay bir tamamlanma enerjisi taşıyor, bir dönüşüm enerjisi taşıyor. Ama genel olarak enerjilerin iyi olduğunu söyleyebiliriz. Uzun vadeli, daha istikrarlı, daha somut sonuçlara işaret ediyor. Bunların da etkisi parasal konulara vurgu yapıyor. Balık Burcu Dolunay'la ilgili ayrıntılı bir video hazırladım sizler için. Linki tıklayarak izleyebilir, altına da yorumlarınızı yazabilirsiniz sevgili aslanlar. Dolunay'ın ardından 27'sinde Mars artık retrosunu bitirecek. Oğlak Burcu'nda ileri harekete dönecek sevgili aslanlar. Bu da demek oluyor ki özellikle iş hayatınız, mesleki konular, günlük hayatınızda daha rahat ilerleyebileceksiniz. Enerjinizi çok yükseltecek. Bir süredir belki bazı geri çekilmeler ya da duraklamalar yaşadınız ama bu tutulmalar bitecek. İşte Dolunay'ın da ardından kendinizi para kazanma ve iş konularına daha fazla odaklıyorsunuz. Ayın 27'sinden sonra. Artık biraz yaz modundan çıkma, tatil modundan çıkma dönemi başlıyor. İşiniz, mesleğiniz, çalışma konuları öne çıkıyor. Çalışma ve bunun sonucunda elde edeceğiniz kazançlarınız,
bütçeniz, günlük iş planınız, gelir gider dengeniz, tüm bunlara konsantre olup bunları düzenleme zamanı başlıyor sevgili aslanlar. İşe odaklı olacaksınız. Evet, Mars da Oğlak Burcu'nda çok güçlüdür. Ayın 27'sinden sonra sizi çok çalışkan hale getirecek. Birçok işi hızlıca bitirmeniz, tamamlamanız da mümkün görünüyor. Mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın.